Deniz en son konuştuğumuzda Fransa seçimlerini konuşmuştuk ve de Le Pen yani aşırı sağcılar önde gidiyorlardı birinci turda. ikinci tur bu hafta sonu yapıldı ve de ne çıktı sonuç acaba? Aslında işte orası kafa karıştırıcı. Çünkü bizim medyamıza ve uluslararası medyaya bakarsanız sol partiler kazandı. Ama tam olarak öyle mi değil mi biraz detaya inersek göreceğiz. John Kennedy'nin danışmanının güzel bir sözü var. Onunla başlamak istiyorum. Eğer bir insanın sağ ayağı kızgın bir soba üzerinde, sol ayağı da buz içinde olsa, istatistikçi o insanın ortalama olarak rahat olduğunu söyler diyor. Yani <laughs> şu, şu anki aslında meclis tablosu da biraz öyle. Neden öyle biraz açmamız gerek? Çünkü Fransa'nın aslında seçim sistemiyle alakalı bir durumla karşı karşıyayız. Nedir o seçim sistemi? Daraltılmış bölge sistemi. Her milletvekili bir bölgeden çıktığı için e, Türkiye'den bakınca bu seçimlere anlaması biraz zor oluyor. Çünkü farklı dinamikler e, devreye girdi. Üçüncü partiler e, aşırı sağ karşısında hangi aday varsa onu desteklediler. Ama seçim sonuçlarına bakarsanız aslında aşırı sağ birinci parti sadece milletvekili çıkartamadı e, salt çoğunluğu elde edecek kadar. Neden? Çünkü aşırı sağ parti kimsenin ikinci partisi değil. Yani ikinci turda aldığı oyla birinci turda aldığı oy hemen hemen aynı. Ee, bu hani herkesin ikinci bir futbol takımı olur ya. İşte aşırı sağ parti kimsenin ikinci takımı değil. O yüzden bu seçim sisteminde salt çoğunu elde edemedi. Tüm anketler birinci parti olarak çıkacağını öngörüyordu. Ee, i̇şte tartışma konusu salt çoğunluğu elde eder mi? Edemez. Bütün mesele buydu ama dün sonuçlar açıklandı. Ve sol ittifak birinci parti olarak çıktı. İkinci de Emmanuel Macron'un partisi büyük sürpriz yaparak 130 milletvekili çıkardı, Pardon 158. Şimdi ne olacak? Asıl soru bu. Ne olacak peki? Çünkü daha önce seçimlerde, seçimlerin öncesinde özellikle bu aşırı solcular mesela biz Filistini tanırız demeye kadar, evet. şu anda Fransa politikalarına zıt demeçleri vardı. Yapabilecekler mi bunları, uygulayabilecekler mi ya da ne olacak şu anda? Aslında bunu kimse bilmiyor. Normalde salt çoğunluğu elde eden yani 289 milletvekiline elde eden parti hükümeti kurma etkisi veriliyor. Şu an kimse salt çoğunluğu elde etmiyor. O yüzden çeşitli pazarlıklar yapılmaya başlandı hükümet kimin kuracağına yönelik. Benim tahminim Macron'un sol ittifaka bu yetkiyi vermeyeceği yönünde. Macron'un partisiyle 60-70 milletvekili çıkartan daha merkezde yer alan sağ partiyle bir koalisyon kuracağı. Ee, tabii 2027'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Ee, bu aslında aşırı sağ bir alan açabilir. Eğer meclis iyi bir çalışma örneği gösteremezse, ittifaklar dağılırsa, çünkü sol ittifak hani herkes manşetlere baktığınızda işte 68 kuşağı geldi, işte sol bağır vesaire manşetleri görüyorum. Ya o sol ittifak dediğiniz Bizim altılı masanın e, hani partisel olarak demeyeyim ama ideolojik olarak hemen hemen aynı. Yani birbirlerine küfür ediyordu bu insanlar bundan 3-4 ay önce. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Eyvah. Eyvah. <laughs> yani içinde komünistler var, sosyalistler var, işte daha merkezde olan solcular var, ekolojistler var, yeşiller var. E, çatırdayabilir. Çatırdaması çok muhtemel. E, o yüzden herkes şu an e, durumu iyi yorumlamak zorunda. Öyle sol aldı gitti diye bir durum söz konusu değil. Tamamıyla seçim sistemine dayanan bir sonuç bu. 2027'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı san hala sürpriz yapma ihtimali çok yüksek. O yüzden bu iki senelik 3 senelik zamanı iyi değerlendirmeli ittifaklar. Görüp değerlendireceğiz ama yani öyle sol kazandı sağ işte kaybetti gibi bir sonuç yok. Şunu diyebilirim ama Macron'un kumarı tuttu bir evet. kumar oynadı. Macron'u da tabii şöyle değerlendirmek lazım. 40 yaşında partisi yokken parası yokken 3 ayda Fransa Cumhurbaşkanı olmuş bir lider. Öyle kafasına göre karar almıyor. Kumar oynarken ne yaptığını iyi biliyor ve nasıl bir sonuç karşılaştığımız bunu da kanıtlar nitelikte. O yüzden ciddi bir prim kazandı şu an. Peki. Çok teşekkür ederim. Deniz sağ olasın. Evet. Ee, şu günlerde çok uçak rötarları var. Farkında mısınız bilmiyorum. Ee, neden diye merak ediyorsunuz. Zaman zaman e, ben de merak ediyorum şu yani, yani gidiyorsun orada bir anda iki saat rötar geliyor Ayda. Hele bir de AnadoluJet'se yandı gülüm keten evle ya helva. Şunu anlamakta zorlanıyorum. Ağaç AJet mi oldu artık? Eskiden AnadoluJet'ti, o AJet oldu artık. Şimdi Türk Hava gibi uluslararası bir firmamız var. Gurur duyduğumuz, bayrak taşıyıcı, ülkemizin bayrağını taşıyan, iyi yönetilen, kar eden ee, ve uluslararası bir şirket. Çok iyi yönetiliyor gördüğüm kadarıyla. Fakat nasıl oluyor da AŞET bu kadar? Tam zıttı kötü yönetiliyor. <laughs> yani müşteri ilişkileri sıfır. Yani bir uçak röter yapıyor, bir bilgilendirirsin, bir şey dersin, yok. Yani uçağın içine hiç girmiyorum zaten. Tamam evet, tamam dünyanın her yerinde böyle ekonomik uçuşlar yapanlar var şeyler. Ama bu kadar kötü yönetilen bir şirket uzun zamandır görmedim. Yani şunu anlamakta zorlanıyorum. Türk Hava Yolları bu kadar iyi yönetilirken Ajet nasıl bu kadar kötü yönetilebiliyor? Bakın bu da bir başarı yani. Bir şeyi bu kadar kötü yönetmek de bir başarı. Şimdi biraz soruşturdum ben. Ya dedim niye Ajet böyle? Dediler ki ya Pegasus hasta ne kadar rötar yapıyorsa Ajet de yapıyor. Bugünlerde Ajet biraz Türk Hava Yolları ile bağlantılı olduğu için Muhariflerin dayanıyor. Bakarsanız şeyleri oranları aynı. Doğru mu bilmiyorum. Bakamadım ya yani, o kadar yapamadım. Ama Burcu Durmuşoğlu bir yazısına denk geldim. İlginç bir yazı yazmış. Ee, ve de diyor ki aslında şu andaki uçuşların rötar yapmasının nedeni hava trafik kontrolörleriyle ilgili bir durum. Şimdi biliyorsunuz Kule diye bir yer var. Kule'de de hava trafik kontrolörleri çalışıyorlar. Bu insanlar dünyanın en stresli işini yapıyorlar. Şimdi havacılık kuralları kanla yazılmış bir sektör ve de dünyada şu anda dünya üzerinde en ciddi yapılan en nasıl diyeyim uluslararası en kurumsal yapılan iş hangisi deseniz ben diyorum ki havacılık sektörü. Çünkü dünyanın neresine uçarsan uç standartlar var. O standartlar ortak dünyaca belirleniyor, küresel olarak belirleniyor ve uygulanıyor. Şimdi bu hava trafik kontrolörleri de bir havalimanına inecek kalkacak uçakların trafiğini ayarlıyorlar. Vardır ya sen gel, sen sıradaki gel, sen in, sen çık, sen gel, sen. Şimdi en ufak bir hata yüzlerce insanın hayatını kaybetmesi demek. Şeyi geçtim maddi şeyin yani hani. Ve de bunlar da aslında e, uluslararası bir e, düzende çalışıyorlar. Dünyanın her yerinde, kulede çalışanlar ister Dubai'de ol, ister ne bileyim Los Angeles'da ol, ister İstanbul'da ol bir şey var, gelir modeli var. İşte hava havayolu şirketlerinden para alınıyor ve de bu o ülkelere yollanıyor. Türkiye'de devlet havaya meydanlarına yollanıyor. O ülkelerden de bu çalışanlara paraları veriliyor. Türkiye hariç. Bu parayı kesiyorlarmış. Devlet hava meydanları. Neden kesiyorlar bilmiyoruz. Fakat bunda da haklarını aramak isteyen e, hava trafik kontrolörleri de, demişler ki madem öyle biz de o zaman inisiyatif almıyoruz. Böyle bir şey varmış. İnisiyatif almak denen bir şey var. Yani sen şimdi normal şartlarda diyelim her uçak atıyorum yani şu an 10 dakikada bir uçak inecek diyorsun buraya. Fakat bir tane uçak iniyor diğer uçak yanaşıyor. Daha 10 dakikası var. 5 dakikada indirebilirsin onu istersen. İnisiyatif alırsan. Ama diyorsun ki ya ben almıyorum. Kurallara uyuyorum. 10 dakikada. Şimdi sen eğer inisiyatif alırsan dünyadaki şey gösteriyor, gösteriyor ki çok daha fazla uçak indirip kaldırabiliyorlar. Ee, bu kontrolörler ama bir nevi pasif bir direnişteler onlarda haklarını aradıkları için haklı bir şekilde adamlar diyor ki o zaman biz de inisiyatif almıyoruz Türkiye'deki hava kontrolörleri. Ee, e şimdi Eurocontrol biraz önce demiştim ya Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Örgütü kar amacı gütmeyen bir örgüt aslında bu insanların parasını onlar ödüyor fakat e, bu kazanılan parayı neden Türkiye devleti keser? hani vergilendirmeyi demiyorum ama neden kesinti yapar? Neden ne bileyim Dubai Kule'dekiyle e, Türk şey İstanbul Kule'dekine aynı parayı vermez dışarıdan gelmesine rağmen anlaşılır bir durum değil. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası da kendi değerlerine sahip çıkmak için şu anda bunu e, yapıyorlarmış. Buradan belki de Ulaştırma Bakanı'na sesimiz gider. Bunu da çözerler yani. Niye bu parayı kesiyorsunuz kardeşim? Bırakın verin adamların hakkı olan parayı yani. Yani şu andaki e, rötarların nedenlerinden bir tanesi de sanırım bu.